Şimdi geçelim emeklilikte yaşa takılanlara sabah İlker Karagöz'le çalar saatin ki İlker'in gözüme takılıp duruyor. İlker'in çalar saati de burada bu arada. <laughs> bunu da koyuyorum buraya. Cuma günü sabah İlker'deyim kısmetse. Ba izinsiz yaptım bunu bana kızarsa diyecek bir şey yok ama bayıldım buna. efendim konu ilginç bir konu fakat orada da kafalar karışık. EYT'de acaba hangi formül söz konusu? Evet. Bir buçuk sene önce emekli olmuş olacaktım. İşsiz kaldık. Ne iş bulabiliyoruz, ne emekli olabiliyoruz. Kıdem tazminatı da bitiyor. İşsizlik sigortası da bitiyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişiden biri Levent Atacan. İşsiz kaldı, yaşı nedeniyle iş bulamıyor, yine yaşı nedeniyle emekli olamıyor. Çift maaş değil, sadece geçinebilmek istiyor. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift iş. 40 yaş üstü de İnanın sanayide bile kolay kolay işe almıyorlar. İşsiz kaldım, iş yerim kapandı. Yaklaşık 10 aydır da işsizlik sigortası oluyorum. Bu ay son ayım. EYT'lilerin gözü daha önce kapıların kapandığı, son dönemde yeniden aralandığı düzenlemede. Aralık ayı işaret edildi. Henüz formül netleşmedi. Tutturmuş bir EYP. Erken emeklilik. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yol. Bu da çözümünün en geç... Aralık ayında meclise intikal ettireceğini buradan tekrar ifade etmek istedim. Hatta aralığı bile beklemeye gerek yok. Kul hakkına inanıyorlarsa... bir Ekim'de meclisimiz açılıyor. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak artık beklemek istemiyoruz dedi. Bakanlığın üstünde durduğu formüle de karşı çıktı. Kadınlarda 7200 diyor, erkeklerde 9000 diyor. Ama siz kalkıp da 5000 prim günü istediğiniz bir süreçte 4 ağlılara siz 7200'ü kadınlara, 9000'i erkeklere uygulayamazsınız. Şu anda ülkemizde 5000 günle 5975 gün arasında gün isteniliyor. Kadınların 7200 günle yeniden bir prim koşulu ortaya çıkması durumunda ayrıca en az 3 yıl 4 ay 25 gün ile 6 yıl 1 ay 10 gün arasında kendilerinden yine çalışma koşulu ilaveten istenilir. Erkeklerin de 9000 gün şartı getirilirse şayet. Ayrıca 8 yıl 4 ay 25 gün bir fiil çalışma en az en fazla da 11 yıl 1 ay 10 gün daha çalışma şartı koşulu önlerine konulur. Ben e, bunun bizlere uygulanabilecek bir formül olmadığını üstüne basa basa haykırıyorum. Erken emeklilik istemiyor EYT'liler. Çalışırken yasa değişikliğiyle ellerinden alınan emeklilik haklarını geri istiyor. Bulunan formüller ise emeklilik hayallerini daha da uzaklaştıracak gibi görünüyor. Oysa çoğu işsiz olan EYT'lilerin bekleme gücü yok. İşsizlik sigortası da bitiyor. Dolayısıyla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi kıymetli bir izleyici olarak İlker Karagöz'den bana mesaj geldi ama Cuma okuyacağım onu. Onu saklıyorum şimdi. Reci'den, oradaki kardeşlerimden de bir ayar yememek için, e, duymamak için bu saati kendime çeviriyorum. İlker'le aramızdaki fark şu, o efendim işte siz okula öğrenci göndereceksiniz, işte işe gidilecek şu bu, bu saat sizi ilgilendiriyor olabilir. Buradaysa beni ilgilendiriyor çünkü ben biraz lafı bazen uzatıyorum, şuraya kendime koyayım, şimdi olduğu gibi.